Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak ve Saadet Partisi Milletvekili adayı Mustafa Destici, Eskişehir'de düzenlenen Milli İttifak çalışmalarının milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına vurgu yaptı. Destici ise Ermeni soykırım iddialarına dikkat çekti. Saadet Partisi milletvekili adayları Eskişehir'de düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak'la eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi milletvekili adayı Mustafa Destici Eskişehir'de birlikte camide namaz kıldı, türbede dua etti. İki lider sokakta vatandaşlara kırmızı gül dağıttı. İki lider daha sonra aynı semtte bulunan ziyaret etti, dua etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak'la Saadet Partisi milletvekili adayı Mustafa Destici esnafları ziyaret etti. Bir iş yerinde kendilerine ikram edilen helvayı yedi. Kamalak ve Destici daha sonra Eskişehir milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Liderler toplantının yapıldığı salona partililerin coşkulu alkışları arasında girdi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi gibi iki kardeş partinin bir araya geldiğini anımsattı, halkça paylaşım yaptıklarını söyledi. 7 Haziran'dan sonra çok şey değişecek. Bu ülkede... Evet, iktidar değişecek, meclis değişecektir, yönü değişecek, kardeşlerin istikametine dönecektir, bunu vaat ediyoruz. Asırlardır beraber yaşadığımız kardeşlerimizle buluşmak için yönümüzü doğruya çevireceğiz, bunu vaat ediyoruz. Muhterem Genel Başkanımızın dediği gibi çalmadığınız kapı, titretmediğiniz gönül kalmamalıdır. Dünyanın en zengin petrol maden yataklarıyla en genç nüfusunun İslam ülkelerinde olduğunu dile getiren, bütün bu zenginliğe rağmen dünyanın en perişan ülkeleri İslam ülkeleri. Bir asır önce ecdadımız bütün bunları bir merkezde toplamıştı. Ne oldu bize? Kitabımız, Rabbimiz aynı ama birlikteliğimiz tüm İslam alemine örnek teşkil edecektir. İnşallah 7 Haziran'dan sonra bu ülkede çok şey değişecek. İktidar, meclis, bu ülkenin yönü değişecektir. Kardeşlerin istikametine dönecektir. Bunu vaat ediyoruz. Asırlardır beraber yaşadığımız kardeşlerimizle buluşmak için yönümüzü doğuya çevireceğiz. Bunu vaat ediyoruz. Kamalak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu ülkenin, bu güzel ilimizin sarhoşu da bizim, ay yaşı da bizim, esrar keşi de bizim, eroinmanı da bizim. Bayağı elinde tutmamız lazım. Gel kardeşim, senin adresin burasıdır dememiz lazım. Gerçekten biz bakın birlikten bahsediyoruz. Ey ezilen kardeşim, gel diyoruz, gel. Bizim dışımızdaki partiler ne diyor? Diyorlar ki bize oy verin de sizi batıya uşak yapalım. Özü bu. Avrupa bize oy verin, sizi batıya uşak yapalım. Öyle yedelim diyorlar ya. Avrupa değil, İslam Birliği. Avrupa değil, İslam Birliği. Tam 56 yıldır bu milleti batıya uşak yapabilmek için, Avrupa Birliği'ne girilebilmek için hazır ol da bekletmiyorlar mı? Şimdi çıkmışlar, dün kutsiyet penahlarından bahsederken, bugün çıkmışlar, onların diyor açıklamaları bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar. Öbür taraftan hükümet yetkilileri çıkmış, onların kararı yok hükmü dedi. Hadi canım oradan!
Saadet Partisi Milletvekili adayı Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Saadet Partisi ile ittifak oluşturulmasında gayret gösteren herkese teşekkür etti. Sadece oy gayesiyle siyaset yapmadıklarını belirten Destici, 7 Haziran'dan sonra Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin meclise gireceğini kaydetti. Bizler ülkemizin, milletimizin ve coğrafyamızın mutluluğu için, birliği için, beraberliği için, kardeşliği için 7 Haziran seçimlerinde bir araya gelelim dedik. Ve bu mutabakatın daha geniş olmasını arzu ettik. Ama bizim bütün çabalarımıza rağmen, bütün özverilerimize rağmen, bütün hoşgörülerimize rağmen istediğimiz genişlikte bir mutabakat sağlayamadık. Ama Saadet Partimizle birlikte Allah onlardan razı olsun. Başta Sayın Genel Başkanımız Mustafa Kamalak Bey olmak üzere tüm yöneticilerine, tüm kadrolarına bu iki siyasi partimizin tertemiz geçmişleri, pırıl pırıl kadroları ve milletimizin bütün problemlerini çözecek Allah'a şükür projeleri var. Ve milletimiz 7 Haziran'da yetkiyi bize verdiğinde Türkiye'de 3 şeyin değiştiğini ama aynı zamanda da çok şeyin değiştiğini görecek. Evet. Çok şey değişecek. Saadet ve Büyük Birlik Partisi meclise girecek. Birinci değişiklik bu olacak Allah'ın izniyle. Evet. Saadet ve Büyük Birlik meclise girince iktidar değişecek. İkinci değişiklik bu olacak. Evet. İşte üçüncü değişiklik milli iktidar kurulacak. Evet. Milli İttifak meclise girip iktidar değişir. Milli iktidar kurulduğunda Türkiye'de olumsuzluk adına ne varsa çok şey değişecek ve hepsi olumlu olacak yararlanacak. Ermeni soykırım herkes aklını başına alsın. Müslüman kimseye soykırım yapmaz. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu anlayışa sahip olan bir millet nasıl soykırım yapar? Eğer bu büyük Türk milleti bir millete soykırım yapmak isteseydi, bunu en zayıf olduğu 1915 yılında mı yapardı? Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde bunu yapardı. Ama bin yıldır biz bu topraklarda birlikte yaşamışız. Bugün sarayda ağırlanan papa çıkıp Türkiye'yi soykırımcılıkla suçluyor. Konuşmaların ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak'la Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Milli İttifak fotoğrafı çektirdi.